Silivri, yeni havaalanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantılı projelerle İstanbul'un hızla gelişen bölgesinde şehrimizin en güzel ilçelerinden biri. Ancak yakın çevresinde büyük bir değişim yaşanırken Silivri tüm bunların uzağında kaldı. İhmal ve yönetim zafiyetiyle boşa geçen yılların ardından bir zamanlar bölgenin göz bebeği konumunda olan Silivri'miz bugün maalesef olması gereken hak ettiği yerde değil. Ama artık bu durum değişecek. Silivri'yi layık olduğu yere taşıyamayan köhnemiş yönetimin dönemi artık sona eriyor. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemizin ortak uyumlu çalışmalarıyla Silivri'yi kısa sürede bambaşka bir görünüme kavuşturacağız. Silivri'de yaşayanlar Silivri'yi yaşayacak diyerek yola çıktı. Mutlu çocuk, mutlu aile, mutlu insanlarla Silivri'miz artık mutlu şehir olarak anılmaya başlayacak. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve inanmış kadroları 2023 yılında 23 dev projeyle Silivri'nin sorunlarını bir bir çözmek için göreve hazır. İşe her işin başı plan ve planlama diyerek ilçemizde imar planlarını hazırlayıp hızla uygulamaya geçeceğiz. Silivri'yi metrobüsle İstanbul'a bağlayacak, Tuzla'ya kadar entegre ulaşım ağının içine alacağız. Hızlı trende İstanbul ve Edirne'yi Silivri'de buluşturacağız. D100 karayolu üzerindeki kavşak düzenlemeleriyle can ve mal kayıplarının önüne geçerek trafiği rahatlatacağız. 13 noktada kavşak düzenlemesi ve E5 Silivri merkezi için katlı kavşak projemizi hayata geçireceğiz. Katlı alt geçitle şehrin iki yakasını birleştirirken geçidin hemen üstünde de harika bir kent meydanı oluşturacağız. Kent merkezindeki trafik kaosu ve park çilesi yeraltı ve katlı tam otomatik otoparklarımızla sona erecek. Kaymakamlık arkası ve hamam yanına tam otomatik yeraltı otoparkı yapacağız. Belediye arkası katlı otopark ve sahil yeraltı katlı otopark ve meydan düzenleme çalışmalarımızla İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 10 farklı noktada 1770 araçlık otoparkları Silivri'nin hizmetine sunacağız. Mahallelerimize kapalı pazar yerleri inşa edecek, kırsal mahallelerimizde mahalle girişi yerel üretim satış alanları oluşturacağız. Silivri'ye içinde kültür ve eğitim merkezi, buz pisti, çocuk akademisi, kütüphane ve sosyal tesisler olan 50 bin metrekarelik modern bir kent parkı kazandıracağız. İyi günde de, kötü günde de Silivrililerin faydalanacağı teknik imkanlarla donatılmış çok amaçlı etkinlik salonlarımız önemli projelerimiz arasında yer alıyor. Mahallelerimizde inşa edeceğimiz mahalle konaklarımız yerel hizmetlerin yerinden yürütülmesine katkı sağlayacak bir şekilde dizayn edilecektir. Prestij caddeler, meydan düzenleme ve yayalaştırma projeleri, asfalt, kaldırım, yağmur suyu ve parke taşı uygulamalarımızla ilçemizi daha modern, daha şık bir görünüme kavuşturacağız. Gençlerimizin sosyal ve sportif etkinliklerde buluşacağı gençlik merkezleri yapacağız. Çocuklarımız için bünyesinde çocuk ve eğitim müzesi, trafik parkı, kreş ve kültür evinin yer aldığı çocuk kültür yaşam merkezleri inşa edeceğiz. Emekliler lokalimiz, mahalle çay evleri, kır düğün alanlarıyla Silivri'yi sosyal tesislerle donatacak, Silivri'mize bir kent müzesi ve sanat merkezi kazandıracak, Silivri Spor Kompleksi projemizi de kısa zamanda bitirerek halkımızın hizmetine açacağız. Spor kompleksimiz 10 bin kişilik yeni stadyumu, antrenman sahaları, kamp tesisi, amatör spor kulüpleri sahalarıyla sporun gelişmesine katkı sağlayacağız. Restorasyonu gerçekleştirilecek olan 32 gözlü Mimar Sinan Köprüsü ile bir bütün olacak ve her türlü açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi
düzenlenmesi için bir amfiteyatroyla su sporlarının yapılmasına imkan sağlayacak tesislerin de yer alacağı Arkeopark Kültür Parkımız Silivri'mize bambaşka bir çehre kazandıracaktır. Silivri'mizi geleneksel el ürünleri satış alanları, doğal ürünler pazarı ve kermes meydanına sahip olacak yöresel ürünler pazarı konseptimizle tanıştıracağız. Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projelerimiz kapsamında Piripaşa Camii çevresi sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesi, Fatih Mahallesi kentsel yenileme ve canlandırma projesi, Silivri Kent Merkezi kentsel tasarım projesi ve Selimpaşa Kent Merkezi düzenleme ve kentsel tasarım projelerimiz hazır. Her birini hızla hayata geçireceğiz. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin birlikte yararlanacakları Engelli Eğitim ve Koordinasyon Merkezimizi hizmete açacak Engelsiz Transfer Aracı, Engelsiz Çocuk Parkları ve Kent içi Engelsiz Uygulamalar yanında akülü, tekerlekli sandalye ve beyaz baston desteğimizle hayatı hep beraber paylaşacağız. İlçemizin farklı noktalarına kapalı spor ve yüzme havuzu, bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş yolları, parklar ve mahallelere açık kondisyon spor alanları, mahallelere açık basketbol, voleybol ve futbol sahaları, bütün mahallelerimize çocuk oyun parkları, okul bahçelerine spor alanları ve çocuk oyun alanları yapacak, ayrıca atıcılık ve avcılık sporunun geliştirilmesi için uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapacak modern bir tram merkezini de hizmete sunacağız. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ilçemiz okullarına kapalı spor salonları armağan edeceğiz. Bolluca Deresi rekreasyon projemizle Macera Parkı, Kaykay Pisti, Müjdat Gürsü Spor Tesisi ilaveleri, kreş ve kültür evi, sosyal tesisler ve piknik alanlarıyla kentin tam ortasında yepyeni merkezi bir spor, eğlence ve dinlenme alanı yaratılırken, yöre derneklerimize tahsis edilecek mekanlarda kültürel zenginliklerimizin yaşatılması sağlanacaktır. İlçemiz genelinde yeşil alanları çoğaltacak, mahallelerimizde evlere 500 metre erişim mesafesinde mahalle parkları, çocuklar ve gençler için tematik parklar yapacağız. Koru Park ve Kale Park, kütüphane ve sosyal tesisleri, Murat Çeşme piknik ve dinlenme alanı, çocuklar ve gençlere interaktif park projelerimizin yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber Alipaşa Millet Bahçesi ve Selimpaşa Tema Parkı projelerimizi hayata geçireceğiz. Doğaya ve doğadaki her canlıya her zaman duyarlı olacak, sokaktaki sevimli dostlarımız için bakım ve rehabilitasyon çalışmalarımız, doğal varlıklarımızı koruyan ve geliştiren çevre projelerimizle Silivri'de örnek bir belediyecilik yapacağız. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla vatandaşımızın her zaman yanında olacak, destek sunacağız. İhtiyaç sahipleri için sosyal market, hoş geldin bebek projemiz, taziye alanları, öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği, aşevi, evde bakım ve sağlık hizmetiyle vatandaşımızın her derdine, her ihtiyacına koşacağız. Kadınlarımız başta olmak üzere dileyen tüm Silivrililerin ücretsiz katılacağı kültür gezileri düzenleyecek, yeni kültür merkezimizde yetişkin ve çocuk tiyatrosu, yazlık sinema, gezici tiyatro ve sinema tırıyla yılın 12 ayına yayılan festivaller, konserler, kültür ve sanat faaliyetlerimizde Silivri'mize yıl boyunca bir şenlik havası yaşatacağız. Eğitime desteğimiz yıl boyunca sürecek. Okullara kodlama atölyesi ve kütüphaneler kuracak. Okul bahçelerine açık hava satranç parkları yaparak çocuklarımız ve gençlerimiz için farklı atölyeleri içeren bilim ve eğitim otobüsü projemizi başlatacağız. Girişimcilik Akademisi çalışmamızla projesi yeni fikri olan girişimcilere destek sunacak, projelerini beraber yaparak hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Yerel kalkınma ve tarımsal üretimi artırma projelerimizle 4000 kişiye iş ve aş imkanı yaratılacak, tarım, hayvancılık ve çiçekçilikte yerli üreticimize katkı sunacak,
Hayvancılıkta bölgemize modern bir mezbaha kazandıracağız. Ayrıca yine İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle İSMEK birimlerini bütün mahallelerimize yaygınlaştıracak, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hayata geçireceği Silivri plajları, Millet Bahçesi ve Kültür Vadisi ile 450 teknelik yat limanının Silivri'ye kazandırılmasına katkı sağlayacağız. Silivri'li artık Silivri'yi yaşamak istiyor, değişim istiyor. Yeni projelerimiz, güçlü ekibimizle Silivri'mizi yılların ihmalinden kurtarmaya geliyoruz. Doya doya yaşanacak, yeniden bölgesinin göz bebeği olacak bir Silivri için, daha mutlu, daha modern, huzur dolu Silivri için Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkanı adayı Volkan Yılmaz geliyor. Şimdi biz 23 dev projemizde planlı Silivri dedik, ilk projemiz. Şimdi hangi işe başlarsanız başlayın, iyi bir planınız yoksa o işin başarılı olma şansı yoktur. Dolayısıyla biz bütüncül bir yaklaşımla Selimpaşa'dan Sayalar'a, Sayalar'dan Gümüşyaka'ya, Gümüşyaka'dan Daramandıra'ya bütüncül bir anlayışla bütün planları şehrin estetiğini bozmadan, çevresini, doğasını bozmadan ama vatandaşı da mutlu edecek bir şekilde Büyükşehir Belediye'mizle beraber bu problemimizi çözeceğiz arkadaşlar. İkinci proje. Her toplantıdan sonra bana ilk sorulan soru, Silivri'ye metrobüs gelecek mi, metro gelecek mi? Size işte müjdesini veriyoruz. Metrobüs de gelecek, hızlı tren de gelecek. Bunun yanında bir de bonusu var. Binali Yıldırım'ın bonusu. Edirne'ye hızlı tren. Silivri'den Edirne'ye hızlı tren. Silivri'den de Tuzla'ya hızlı tren. Nasıl? Metrobüse bu kadar mı alkış? Metroya bu kadar mı alkış? Mega projelerle geliyoruz arkadaşlar, mega! Evet, Silivri'nin bir anket yaptırdık. Beklentileri ölçen, Silivri'nin en büyük problemi ama en büyük problemi ulaşım, trafik ve otopark çıktı. Şimdi burasını biliyor, herkes biliyor. Kipa'nın ilerisinde yaz aylarında her gün kaza olan E5'teki trafik ışıkları. Biz Silivri'deki birçok beldede de olan kavşak düzenlemelerinin hepsini ama hepsini yapacağız. Selimpaşa'ya da kazması vuruldu. Selimpaşa'daki kavşak düzenlemesi şu an yapılıyor değerli Silivriler. Ama en önemlisi Silivri'de yaşayan, merkezde yaşayanları çile çektiren, güney ve kuzeyi birbirinden Berlin duvarı gibi ören D100 karayolunun üzerine bu alan projedir ama teknik projesi hazır. Ulaşımcılarla bunun tüm detaylarını yaptık. Detaylı projemiz hazır. Kipa'ya gelmeden araba batacak. Boğuluca Deresi'nden de yolun üstüne çıkacak. Bu şekilde şu alanda da bir şehir parkını sizlere hediye edeceğiz. Ve insanların yaya olarak kuzeyden güneye, güneyden kuzeye yürümesi ve araçların aynı akısta kuzeyden güneye, güneyden kuzeye gitmesini, yol almasını sağlayacağız. Evet, en büyük problem dedik ya, %70'le otoparklar. Arabası çekilmeyen var mı arkadaşlar? Şehir merkezinde. Arabayı park edip çekiciyle otoparkta bulan, ellerini kaldırsın. Hepimizin arabası çekildi, benim de çekildi. Şimdi biz bu çileye son veriyoruz. Silivri Belediyesi'ne tam otomatik katlı otoparklar yapacağız. Aracınızı bırakacaksınız, otomatik bir şekilde gidecek, otomatik bir şekilde gelecek. Yine Silivri'nin sahilinde, yeni festivalin arka tarafında 1500 araçlık bir otoparkı size hediye edeceğiz. Pazar alanları, tüm mahallelere, tüm köylerimize, tüm beldelerimize kapalı pazar yerleri yapacağız. Olanları da rehabilite edeceğiz. Evet, Silivri Belediyesi'ne, merkezine prestij bir pazar yeri yapacağız. AVM tadında otoparkı olan, soğutma, ısıtma sistemleri olan modern bir otopark yapacağız. Bu pazar alanları projemiz çok önemli. Ben tarımla iştigal eden köylerde, yani eski köylerimizde, şu anki mahallelerimizde yaşayan tarımla iştigal eden arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum.
ürettiğiniz, tarlada ürettiğiniz ürününüzü hemen köyünüzün girişinde veya çıkışında bu tarzda, bu tatta size pazar yerleri yapacağız. Ürettiğiniz ürünü tüketiciyle kendiniz buluşturacaksınız. Aradan aracıları çıkarıyoruz. Ne diyorsunuz? Tarımla işgal edin arkadaşlar. Yine biz ne dedik? Sosyal belediyecilik yapacağız. Kültür ve eğitim merkezi. Bu esasında bizim belki de en prestijli projemiz olacak. İçinde buz pistlerinin olduğu, kütüphanelerin, sosyal tesislerin, hizmet binalarının olduğu ve burada çok büyük bir kültür kompleksinin, burada hanımefendiler, çocuklarınızı bir tiyatro gösterisi için Silivri'de bir salon var mı gideceği? Yok. Ne yapıyorsunuz? Otobüse binip Yenibosna'ya, Kağıthane'ye, Bağcılar'a gidip tiyatro gösterisini izliyorsunuz. Biz Silivri'yi 50 bin metre bir alanda hem doğayla iç içe, hem çocuk akademisinin buz pistinin bulunduğu ama çok büyük bir kültür kompleksiyle sizleri buluşturacağız. 50 bin metrekare alandan bahsediyorum. Evet, çok amaçlı salonlarımız olacak. Gençlerin, çocukların faaliyet yapacağı. Her mahalleye ama her mahalleye mahalle konakları yapacağız. Söz, nişan, düğün, taziye, kına gecesi, asker uğurlamalarınızı burada yapacaksınız. Bütün giderleri belediye tarafından karşılanacak. Sizlerden hiçbir ücret almayacağız. Bütün giderleri bizim tarafımızda. Prestijli caddeler yapacağız sizler için. Düzenlemeler yapacağız. Ve Silivri'nin merkezinden dışına çıkın. Bu görüntü Silivri'nin yabancı olduğu bir görüntü değil. Ama bu görüntüyü de şu şekilde ortadan kaldıracağız. Buyurun. Altyapısıyla, yağmur kanallarıyla, parke taşıyla, kaldırımıyla, aydınlatmalarıyla sizleri prestijli caddelerle buluşturacağız. Yine gençlik merkezi. Bunu bakın Selimpaşa'dan, Büyükçavuş'tan, Değirmenköy'den, Çanta'dan kimse gençlik merkezi için Silivri'ye gelmeyecek. Hoş Silivri'de de yok ama biz bunu mahallelere yapacağız, mahallelere. Merkeze zaten yapacağız. Ama mahallelerden kimse Silivri merkezine gelmeyecek. Biz ne dedik? Mutlu çocuk. Mutlu çocuklar, mutlu genç, mutlu insan, mutlu Silivri. Şimdi İstanbul'da bir ilk. Kültür merkezinin olmaması da bir ilk. Silivri'nin kültür merkezi yok. Kapalı yüzme havuzu yok. Ama Silivri Belediyesi'nin çocuk eğitim müzesi Edirne'de var, birkaç ilde var. İstanbul'da hiçbir belediyede yok. Çocuk müzesini biz yapacağız. Mutlu çocuklar için. Onlara eğitim parkları yapacağız. Trafik kurallarını öğrenebilmeleri için. Yine onlara kreş ve kültür evlerinde, atölyelerde çocuklarımız bize emanet olacak. Sosyal tesisler yapacağız emeklilerimiz için. Yine sosyal tesisler yapacağız her mahalleye ama her mahalleye. Emekliler kendi aralarındaki sosyalleşmeyi buralarda yapacaklar. Çay 1 lira olacak. Kahvaltı 10 lira olacak. 3 liraya çay içmeyeceksiniz. 40 liraya kahvaltı yapmayacaksınız. Evet, esasında şehirler meydanlarıyla yaşar, müzeleriyle yaşar. Silivri'nin meydanındaki kaymakamlık binasını bir başka yere taşıyarak kaymakamlık binasını kent müzesine dönüştüreceğiz. Silivri'nin tarihini çocuklarımız burada görecek, burada öğrenecek. Yine eskiler bilir, Silivri'nin tarihi belediye binasını Anıtlar Kurulu'ndan onayını aldık. Bunu da yapıp bir sanat merkezi haline dönüştüreceğiz. Yine Silivri Spor Kompleksi, kasaba, Silivri Spor'a bir spor kompleksi geliyor. 10 bin kişilik stat, kamp yerleri, spor sahaları, antrenman sahaları, hepsi bir arada. Silivri Spor'u helal olsun, Silivri Spor hak etmiyor mu? Çok modern bir stat yapacağız, kamp tesislerinin de olduğu. Evet, 32 gözlü tarihi köprümüz, Mimar Sinan'ın inşa ettiği halini görüyoruz. Ve ondan denize kadar uzanan alandaki mezbeleri de görüyorsunuz. Buraya arkeolojik sit alanı olduğu için bir arkeopark inşa edeceğiz. Bu arkeoparkın içinde amfiteyatromuz, konser alanlarımız, koşu parkuru, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru ve burada emeklilere hizmet edecek yine çok büyük bir sosyal tesis yapacağız. Emeklerimiz gelip burada dinlenecekler. Amfiteyatromuz olacak yine. Ve bu şekilde büyütülmüş halinde sizlerle paylaşmış oldum. Yöresel ürünler pazarı. Bakın burası çok önemli. Biz Silivri'yi bir marka şehir yapmak için yola çıktık. Bu hayalle yola çıktık. Bu hayal demeyin. Bu kitapta okuduklarını bize anlatıyor bu adam demeyin. Bu hayali gerçekleştiren Safranbolu var.
Beypazarı var, Şirince var, Ayvalık var. Silivri'nin bunlardan neyi eksik arkadaşlar? Biz bu hayali marka şehri, marka kentiye başaramaz mıyız? Başarırız. İşte bugün New Center diye bir kudret bir bina var Silivri'nin merkezinde. Onu yıkacağım arkadaşlar. O binayı yıkacağım. Oraya Silivri'nin eski tarihi çarşısının olduğu yere bu çarşıyı yapacağız. Bu çarşının esasında önemi tarihi dokuyu canlandırması. Ama ondan da önemlisi köyde, kırsalda üreticinin, tarımsal üreticinin ürünlerini burada sattığı, yöresel ürünlerini burada sattığı. Bakın Silivri'nin şu şansı var. Boğaz Köprüsü'nden bu tarafa 10 milyon insanın günübirlik tatilini yapabileceği tek yer. Peki biz bunu niye beceremiyoruz? Niye turizm tesislerimiz yok? Niye yöresel pazarımız yok? Niye üreticiyle tüketici bir araya gelemiyor? Niye Tekirdağ'dan yazdığından giden beyefendi, hanım, Tekirdağ'a girelim de yöresel ürünlerinden süt, yumurta, turşu, tarhana, erişte alalım, oradan da çıkıp yolumuza devam edelim niye demesin? Biz bunu başarabiliriz. Bakın bütün başarılanlar hayal etmekle başlıyor. Ben hayal ediyorum. Ben koşmak için geliyorum arkadaşlar. Bu hayallerime ortak olun. Beraber başaracağız. Bunlara inanın. Bunlar inanmakla başlıyor. Dert edinmekle başlıyor. Kederlenmekle başlıyor. Evet, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projelerimiz olacak. Bunları uzmanlarıyla, uzman şehir plancılarıyla görüştük mühendislerimizle. Pir Mehmet Paşa Camii'nin etrafının düzenlemesi olacak. Yine o Pir Mehmet Paşa Camii'nin üzerine, önüne çekilen set ama kimsenin hakkına hukukuna girmeden masrafları da belediye tarafından yapılmak üzere o doğal haline Pir Mehmet Paşa'nın görüntüsünü bir nebze de olsa bozmayacak şekilde bizim tarafımızdan getirilecek. Bunun müjdesini de verelim. Yine kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projelerimize Fatih Mahallesi var. Fatih Mahallesi esasında Silivri için çok önemli. Silivri'nin tarihi çok eski. O tarihi dokuyu canlandırmak bizim boynumuzun borcu. Bizlere emanet edilen o tarihi dokuyu canlandırmamız lazım. Silivri'nin turizmiyle, yöresel ürünleriyle bir cazibe merkezi, bir marka şehir olması lazım. Yine Silivri'nin merkezini, kent merkezini aynı şekilde düzenleyeceğiz. Yine Selimpaşa çok önemli bir yerleşim beldesi, çok önemli bir mahalle. Oradaki tarihi dokuyu da aynı şekilde göz önüne alıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet, engelliler için projeler çok önemli. Şimdi dünyada, Avrupa'da kentlerin gelişmişlik seviyesi engellilere verdikleri değerle ölçülüyor. Bizler de engellilerimiz için bir koordinasyon merkezi kuracağız ve onların engellerini kaldırmak, yıkmak için beraber çalışacağız. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu da unutmadan bu işleri yapacağız. Evet, spor projelerimiz Silivri Belediyesi'ne bir kapalı yüzme havuzu, iki tane hatta, üç tane hatta Silivri hak etmiyor mu? Bahçeli evlerde 10'un üzerinde, 15'in üzerinde kapalı yüzme havuzu var. Silivri'de kaç tane var? Var mı? Yok. Yapacağız. Yapmamız lazım. Buyurun. Yine spor projelerimiz devam edecek. Her mahalleye basket sahası, futbol sahası yapacağız. Çocuklarımız için antrenman sahaları. Her beldeye bakın, her mahalleye, eski belde olan her mahalleye amatör spor kulüplerin maçlarının oynanacağı kalitede soyunma odaları olan statlar yapacağız. Hiçbirinde yok şu an. Ortaköy'de var. Diğer 6 beldede futbol sahası yok. Böyle şehir olur mu? Böyle kent olur mu arkadaşlar? Evet. Silivri'de avcılık ve atıcılıkla uğraşan ve bazen sohbet ettiğimiz arkadaşlara bir müjde veriyorum. Bakın marka şehir diyoruz ya, Silivri'yi marka şehir yapacağız. Ben uluslararası ve ulusal trap şampiyonlarının yapılabileceği bir tesisin Silivri'yi hediye etmek istiyorum. Silivri avcılık ve atıcılığın merkezi olacak. Ulusal ve uluslararası trap yarışmaları Silivri'mizde yapılacak. Marka kent böyle olunuyor. Bu projelerle oluyor arkadaşlar. Küçük gibi görünen bu projelerle yapıyoruz şehirleri marka şehir. Yine İBB ile kapalı salon şeyleri yapacağız. Kapalı spor salonları. Ama Boğuluca Deresi'nin ıslahı bitti.
güneyden başlayarak Müjdat Gürsu tesislerine kadar rekreasyon alanlarını yapacağız. Her tarafını yeşil, yürüyüş parklarının, piknik alanlarının olduğu bir rekreasyon çalışması yapacağız. Müjdat Gürsu tesislerinin hemen güneyde büyük bir kreş, dinlenme alanları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları yapacağız. Bir de kadınlarımızın iş gücüne katılabilmeleri için, kreş ücretiyle iş maaş arasına sıkışmaması için her mahalleye ama her mahalleye kreş yapacağız. Ücretsiz olacak bunlar. Hanımefendiler, sosyal hayatta, siyasi hayatta, ekonomik hayatta var olmalısınız. Var olacaksınız. Bizlerle beraber var olacaksınız. Unutmayın bunu. Yine Müjdat Gürsü'nün hemen üzerine, Allah rahmet eylesin bu arada, benim takım arkadaşımdı Müjdat Gürsü. Çok iyi bir milli futbolcuydu. Onu da burada rahmetle, şükranla, minnetle yad edeyim arkadaşımı. Müjdat Gürsü'ye bir alkış. Allah rahmet eylesin. Hemen onun üzerinde bir amfiteyatromuz, restoranımız. Ama her şeyden önemlisi yöre derneklerinin de yer alacağı bir sokak yapacağız. Bu yöre dernekleri orada her türlü örfünü, adetini, geleneğini yaşatıp ondan sonraki kuşaklara aktarmaları için bu mimari yapılarla orada yöresel derneklerimize her birine yer vereceğiz. Yeşil alanlar, Silivri yeşil alanı en fazla ilçe. Ama tarımsal alanı yeşil alana kattıkları için esasında ağacımız, yeşilimiz yok denecek kadar az. Bunların hepsini ama hepsini yapacağız. Çocuklarımıza tematik parklar yapacağız onların gelişimleri için. Yine Koru Parkı bilirsiniz. Yukarıda Fatih Mahallesi'nde ciddi bir rehabilitasyonla çok güzel bir mesire yapacağız Silivriler için. Koru Parkı bir mesire alanına getireceğiz ve ücretsiz olacak. Kamusal bir alan olacak. Temizliği, güvenliği bizim tarafımızdan yapılacak. Tesisleri belediye bünyesine katarak sosyal bir tesis haline getirip oraya da bir kütüphane yaparak Silivrilerin hizmetini açacağız orasını da. Yine Murat Çeşme'yi bilirsiniz. Eski tarihi piknik alanı. Oradaki Murat Çeşme'deki iki alanların arasının yol geçtiği iki mesire alanını karayollarıyla görüştük. Sizlerin ücretsiz olarak kullanabileceği, aradaki yolun altından bir tünelle iki parkın birbirine bağlanacağı çok güzel bir mesire alanımız olacak. Bunu hak ediyoruz çünkü Silivri. Yine Büyükşehir Belediyesi'yle Ali Paşa'da bir millet bahçemiz var. Hayvan, hayvanseverlerle ilgili çalışmalarımız var. Hayvanların doğal bir park alanında yaşayacağı büyük bir İBB ile ortak bir doğal park yapacağız hayvanlarımıza. Evet, kültür ve sosyal hizmetler. Şu an sosyal marketi daha işlevsel haline getirip daha da arttıracağız. Her beldede bir sosyal marketimiz olacak sizlere hizmet veren. Silivri'de düşkün, dul, yetim ihtiyacı olan kimse bize el açmayacak. Çünkü biz gidip onu yerinde bulacağız. Buna inanın. Biz dulun yetimin belediye başkanı olacağız. Öksüzün belediye başkanı olacağız. Hiçbir, bakın buradan söylüyorum, hiçbir çıkar çevresinin, hiçbir iş çevresinin adamı olmayacak. Bana kızanlar olacak ama rantı için kızanlar olacak. Ben vatandaşın belediye başkanı olacağım. Vatandaşın. Bunu bir kenara da yazın. Evde bebek, hoş geldin bebek devam edecek. Yine taziye hizmet araçlarımız olacak. Anneannelerimizin, babaannelerimizin, büyüklerimizin evde bakım hizmetlerini geliştireceğiz. Evde sağlık hizmetlerini geliştireceğiz. Yine kültür ve sosyal hizmetlere Silivri doyacak. Kültür gezilerine doyacaksınız. Tiyatroya doyacaksınız. Ama hepsi bizim kültür kompleksimizin içinde olacak. Esenyurt'ta olmayacak, Bakırköy'de olmayacak, Küçükçekmece'de olmayacak. Silivri'li çocuğunu elinden tutup kültür merkezine gidecek. Yazlık sinemalarımız olacak, konserlerimiz olacak. Bunları her mahalleye, Sayalara, Danamandıra'ya, Bekirli'ye de götüreceğiz. Yalnız Silivri'nin merkezinde yaşanmayacak Silivri. Her yerde, her köyde, her mahallede Silivri yaşanacak. Eğitime destek projelerimiz olacak. Okullarda kodlama atölyelerimiz olacak. Kütüphane. Çanta İlkokulu'na gittim geçen gün. Kütüphane istediler. Ben şuradan şunu söylüyorum. Silivri'deki her okulun kütüphanesi olacak. Çünkü çocuklarımıza lazım, gerekli. Açık hava satranç parklarımız olacak. Burası çok önemli. Bilim ve eğitim otobüsünü TÜBİTAK'la görüştük. Kırsal bölgedeyiz. Köylere götürüp hem eğlence hem de eğitim amaçlı bir otobüsü, TÜBİTAK'la tasarlanmış bir otobüsü Silivri'ye, Silivri'lere armağan edeceğiz.
eğitime destek projelerimiz, burası çok önemli, girişimcilik akademisi kuracağız. Bakın, bugün değeri milyarlarca dolarla ölçülen Facebook, WhatsApp, 17-18 yaşında çocuklar tarafından kuruldu. Otomobil garajında kuruldu. Biz de diyoruz ki, kendine güvenen, hayal gücü yüksek girişimci çocuklarımızı girişimcilik atölyesine alacağız. Burada onlara lojistik destek verip onların Türkiye ekonomisine katma değerli ürünler yaratması için onlara hizmet edeceğiz. Son projemiz esasında Silivri'nin en büyük problemi yerel kalkınma ve tarımsal üretimin arttırılması. Çiftçinin, hayvancının hali ortada. Her türlü desteği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber fide desteğini, tohum desteğini, her şeyi vereceğiz. Binali Bey'in şunu söyledi geldiğinde. Seymen'deki kooperatifi ve Seymen'deki ve diğer köydeki çiçek ekicilerini güçlendirip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çiçek ve bitki ihtiyacını Silivri'den alacağım dedi. 4000 kişiye iş dedi. Fena mı? Üreteceğiz, ürettikçe kazanacağız. Yine hayvancılıkla uğraşan Silivri'li hemşerilerim, Silivri'de bir mezbahane ve hayvan satış yeri olmamasından dolayı hayvanını 1000-1500 lira ucuza Esenyurt'taki mezbahaneye navlun ödeyerek gönderiyor. Şimdi burada hayvancılıkla uğraşan hanımefendilere, beyefendilere söylüyorum. Silivri'ye modern bir mezbahane ve hayvan satış yeri yapacağız. Silivri'nin coğrafi alanının orta alanında herkesin rahat çalışabileceği yere. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler deyince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli kademelerinde görev yapmış. Vizyoner, proje adamı ama aynı zamanda çok iyi bir devlet adamı olan Binali Yıldırım'a çok büyük bir alkış istiyorum. Binali Bey, Binali Bey ile ortak, bakın Silivri'ye mega projeler yapacağım. Bunu bir kenara yazın. Sayın Binali Yıldırım'la Volkan Yılmaz Silivri'ye mega projeler yapacak. Ciddi projelerimiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluk mevkisini biliyorsunuz. 42 kilometre sahili olan tek ilçe Silivri. 42 kilometre sahil var. Ama bir tane bu şekilde plajımız var mı? Biz bu sahildeki plajları bu hale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'la beraber sizlerin hizmetine sunacağız. Evet. Diyor ki marka şehirler. Şehirleri marka yapan, hele hele kıyı şeridinde yer alan ilçeleri marka yapan projelerden birisi de o kentte yat limanı olup olmaması. Evet, 450 tekne kapasiteli bir yat limanını da İBB ile beraber Sayın Binali Yıldırım'la beraber yapacağız. İş, aş, istihdam sağlayacak Silivri'ye. Evet, Silivri kazanacak. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Silivri kazanacak. Silivri kazanacak. Silivri'de yaşayanlar Silivri'yi yaşayacak diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün burada bu salonun varlıklarını şereflendiren herkese teşekkür ediyorum ama canım annem, mahallemizin sevim annesine de çok şükranlarımı sunuyorum. Beni yetiştiren annemi, canım annemi ve çok kıymetli eşime, Ezgi Hanım'a, ben diye hürmetlerimi, saygılarımı